Başkent programından iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Çözüm sürecinin hızla ilerlediği, yeni anayasa konusunda yoğun tartışmaların yaşandığı bir dönemde BDP Batman Milletvekili ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Sayın Ayla Akat Atay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim Teşekkür ederim. sizinle hem anayasa sürecini konuşacağız ama ağırlıklı olarak da çözüm sürecini ve çözümün ardından barışın inşasını Evet. konuşacağız. Öncelikli olarak dün Ankara'da bir konferans vardı. Siz de katıldınız. Bir Evet. konuşma yaptınız. Demokrasi ve Barış Konferansı. Konferansın çözüm sürecine katkısı ne olacak? Tabii ki bu konferans ve devamında gelişecek olan konferanslar çok önemli. Çünkü bu konferanstan sonra Halkların Demokratik Kongresi örgütledi bu konferansı bileşenleriyle beraber. Hatta bileşenlerini genişleterek çok daha bugüne kadar belki bu bileşenin içerisinde yer almayan ama bu sürece katkı sunmak isteyen tüm çevreleri de içine alarak örgütledi. Ama bu konferansın devamında Diyarbakır'da da Demokratik Toplum Kongresi'nin örgütlediği bir konferans gerçekleşecek. Avrupa'da bugüne kadar mücadelenin içerisinde yer almış ya da mücadelenin beraberinde getirmiş olduğu kurumlar var. Onlar bir araya gelip süreç hakkında sözünü söyleyecek ve Hevler merkezi bir konferans düşünülüyor. Erbil merkezi bir Erbil. konferans düşünülüyor. Bunların her biri bir diğerini tamamlayacak. Önemli konferanslar, bu konferansa hazırlık süreci çok önemliydi. Herkes kendi içinde bir iç tartışmayla geldi. Konferans gündemi böyle bir belirlendi. Üç ayrı başlıkta üç ayrı tartışma yürütüldü. Biri hakikat ve uzlaşma üzerineydi. Hakikat, yüzleşme ve adalet adı altında biri yeni anayasa çalışmaları ve yol temizliği üzerine son komisyonda müzakere, demokratik siyaset ve demokratik mücadele üzerineydi. Diyebiliriz ki 2 gün tartışmak yeterli olmadı. Çünkü bu mesele belki çok tartışılan bir mesele ama çözüm merkezi hiç tartışılmadı. Yani İlk kez mi? tabii bu süreçte yapılıyor olması çok önemli. Ben 1999'da gerilanın geri çekildiği süreçte 2004'e kadar bu kadar güçlü bir konferans örgütlenmemişti. Bu çok önemli. İlk olması. Keşke o dönemler örgütlenseydi. Türkiye 2004'ten sonra girdiği sarmala yeniden girmeseydi diye düşündüğünüz oldu mu? Çok, çok. Kesinlikle. Eminim bölgede yaşayanlar kadar sanırım bu işin farkında olan herkes. Kamu görevlileri, oradaki güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere. Çünkü birlikte ben insan hakları savunucusu sıfatıyla her eylemde, o toplumsal demokratik eylemde bir arada olan, işin özünü bilenler için söylüyorum. Esasında çok çok önce yapılması gereken belki etkinlikler. Ama şu var, etkinliğin belki konferansın örgütlemesi çok önemliydi ama açığa çıkarmış olduğu sonuçlar da çok önemli. Anladım. Bu sonuçların pratikleşmesi gerekiyor. İsterseniz bu sonuçları bir açalım, Evet. anlatalım. Sonra nasıl pratikleşecek? Evet. Hakikat ve uzlaşma benim katıldığım çalışmaydı. Hakikat ve uzlaşma açısından dünya deneyimlerinde hatırlama ve unutmama arasında gidip gelen bir çizgi var. Unutmayı seçenler de var Almanya gibi ama en nihayetinde 2. Dünya Savaşı sonrası için diyorum. En nihayetinde 90'larda Alman Devlet Başkanı'nın bir tanıma süreci yaşandı Evet yani. Ayla Hanım, Avrupa örneğinde inceleyince Evet, ne kadar evet. unutmaya çalışsanız da bu türlü Olmuyor, mümkün unutulmuyor, değil. değil mi? Ya da Güney Afrika gibi çözümün içerisinde yani süreç başladığında parlamento bünyesinde bir komisyon kurup sürece dahil olma ve araştırma, tartışma. Tabii onun da kendine özgü olumsuz yanları var. Orada da liderin rolü çok açığa çıkmış Güney Afrika'da. Ama hani affetmek de bir kısım insan, toplumun belli bir kesimini çok tatmin etmemiş. Affedip işte cezasızlık. Biz belki Türkiye'de hani bu komisyon kurulursa her şeyden önemlisi belki neler yaşandı bunun kamuoyuna yansıması önemli. Belki ilk defa Türkiye toplumu ne yaşandı, neden bu sorunun ana nedenleri neler? Eline silah almak sonucudur. Ama o sonuca giden, götüren nedenler nelerdi? Bunun açığa çıkması açısından çok önemli olacak diye değerlendiriyorum. Bu hatırlama unutma meselesini biraz Neler tartıştık. yaşandı konusu Türkiye'de sizce biliniyor mu? Hayır, bilinmiyor. Ben mesela ilk parlamentoya girdiğimizde bir konuşma yaptım bu habur sonrasında. İlk tezkerenin uzatılma, yani habur sonrasında ilk tezkerenin uzatılma meselesi. Kapalı oturum ama o oturumda biraz daha bölge gerçeğinden bahsettim. Hani tezkere çıkacak tekrar sınır ötesi operasyonu ama hani bu sınır ötesi operasyonlar ne getirdi ne götürdü. Biraz kendi yaşamımdan da örnekler verdim. Mesela 5 yaşında okula başlayan biriyim. 4 artı 4 artı 4'ten önce. Okuma yazma da biliyordum okula başladığımda üstelik. Ama hani İlk okulun ilk günü tokat yemek Zazaca şarkı söylediğin için bu önemli bir şey. Bu parlamentoda çok tartışıldı. Hani bunu bile bilmiyorsanız hiç bilmeyen öğrenciler var okula gidip ya da okula işte başlayıp evde Türkçe konuşanı bildirme kolu mesela kitaplık kolu, sağlık kolu, şu ecza kolu falan olur da okulda. Herkesin yaşamında vardır ama evde Kürtçe konuşanı bildirme kolu olur mu? Olmaz ama bunu bu gerçeklikle büyüdük. Neler anlatabiliriz?
kendi yaşanmışlıklarımızdan ve kendi yaşanmışlıklarımızı aşan birçok şey. Ben eminim ki Türkiye insanı, özellikle kadınlar buna karşı duyarsız, kayıtsız kalmayacaklardır. Evet. Önemli olan bilmek, hissetmek diye değerlendiriyorum. Bu noktada da bu yüzleşme komisyonunun önemi çok, böyle görüyorum. Bir, yüzleşme ve hakikat komisyonudur. Evet, evet. İki. İkincisi, ikinci komisyon yeni anayasa komisyonu. Benim o komisyon içinde esasında belki asıl yer almam gerekendi ama çok sayıda akademisyen ve hukukçu arkadaşımız da vardı. Ama ben insan hakları geçmişimden de dolayı hakikat komisyonunda biraz bu konuda çok çalışmak istiyorum ayrıyeten de. Anayasa komisyonu açısından da biliyorsunuz çalışmanın son aşamasına gelmiş durumda. Artık Temmuz ayının başı itibariyle çalışma bitirecek, Haziran sonu itibariyle. Biz ilk hedef olarak bir yıl koymuştuk ama bir yıl hedefi konulurken de çok tartışma yürüttük biliyorsunuz. Yeter mi yetmez mi? Çünkü Türkiye benzeri bir ülkede nasıl olacak? Hani evet. Aynı şey hakikat çalışması için evet. de geçerli. Geçmişte isyanlar var, isyanların katliamlarla bastırılma süreci var. Herkesin hani en azından Dersim söyleniyor, Dersim biliniyor ama bunun dışında 29 isyandan bahsediyoruz evet. sadece Kürtler açısından. Cumhuriyet öncesi, sonrası toplam. Bir de sadece darbeler var. Darbeler evet, var evet. dediğiniz gibi. Darbeler var ve son 30 yıllık savaş var. Yani bu hem hakikat çalışmasının alanlarını belirliyor Alevi hem anayasanın önemini. Karşılaştığı tabii, sorunlar var. Tabii. Gayrimüslim vatandaşlarımızın 6-7 Eylül evet. var. O yüzden o bir yıllık süre yeniden bir toplumsal mutabakat ihtiyacı ve bunun bir anayasayla somutu için bizim açımızdan yeterli değildi. Bunu masada söyledik ama evet. uzlaşma sağlanan bir yıl oldu. Evet. 6 ay katılıma, biz katılım konusunda da bazı eleştirilerimiz oldu. Toplumun her kesimi söz söyleyebilmeliydi. Sadece e-mail adresleri üzerinden ve onları dinleme üzerinden 6 ayımızı geçirdik. Çok yeterli oldu mu? Bence olmadı. Bakın sadece şey için bile söylersem, Türkiye'deki toplam üniversite sayısı üzerinden bile söylersek, bu üniversitelerin toplam 165 üniversite var, sadece 89'u görüş bildirdi. Bu önemli bir sayı. Yani o üniversitelerin bu konuda bir sözünün olması gerekirdi. Bütün üniversitelerin. Evet. En azından bir toplumsal mutabakat belgesi açığa çıkartıyorsunuz. En çok onların söz söylemesi gerekirdi ve toplumun değişik kesimlerinin çok ilgi oldu. Sayın Cemil Çiçek bilirler, bunu değişik defalar kamuoyuyla paylaştılar. Tahminimizin çok üstünde bir ilgi oldu. Ama sonraki 6 ayı 3'e bölmüştük. İlk ay yazım, taslak çıkarma. İkinci ay kamuoyuyla paylaşma, ikinci ay. Üçüncü ikinci ayda da son şeklini verme. Biz bir yıldır yazım süreciyle uğraşıyoruz ve ilk taslağı açığa çıkaracağız. Bu bir başarısızlık değil benim için. Hani başaramadık, yapamadık. Belki siyaseten liderler bu dili kullanabilirler ama benim için başarısızlık değil. Masanın uzlaşma adı altında kurulması önemliydi. Çünkü soruların çözümünün tek bir yöntemi var, uzlaşma. Uzlaşma diyorsun. Başka yok, evet. Ve o masa ilk defa kuruluyordu, bu açıdan önemliydi. Bu süreci biraz tartıştı. Ne olmalıydı, ne kadar uzlaşıldı, yeni anayasada neler olmalı, bunlar tartışıldı. Ve yine yol temizliği, bu biz masaya otururken de önümüzdeydi. Anayasa kadar, anayasanın yasama... Bu yol temizliği üçüncü başlık mıydı? İkinci başlık. İkinci anayasa başlığı, ve yol temizliği başlığı. Birlikteydi. Ha. Hani... Bir anayasa kadar o anayasayı pratikleştirecek yasalar, onu yani ona uyum yasaları ya da onu icraya geçirecek olan yürütmenin pratiği ve onu yorumlayacak olan yargının pratiği de o kadar önemli. Önemli. Üçünü birlikte değerlendirmek gerekiyor. Ve biz başlarken yol temizliğini çok önemsedik. Hatta mesela küçük bir anekdot. Biz insanları çağıracağız, konuşacaklar ama hangi yasayla koruyacağız onları? Çünkü bizim konuşma özgürlüğünün olmadığını, düşünce ifade özgürlüğünün olmadığını bu yasalara göre yok yani. Muhalefet her açıdan kısıtlı. Yani farklı, aykırı bir şey söylemek isteyebilir. Bu onu nasıl koruyacağız diye biz o masada da tartıştık. Yani bu yol temizliği bu kadar önemliydi. Üçüncü komisyonda müzakere süreci tabii içinde bulunduğumuz süreçle doğru, direkt doğru. bağlantısı var. Demokratik siyaset nasıl gelişecek, fikirler nasıl konuşacak bunları tartıştık. Çok önemli başlıklar. Ben biraz da ilerlemek istiyorum. Peki bu konferanslar devam edecek. Buralarda nereye varmak isteniyor bu konferanslar evet, evet. sonucunda? Sürecin toplumsallaşması lazım. Evet. En büyük ihtiyaç bu. Ve toplumsallaşmanın en büyük aktörleri tabii ki dün o salonu dolduran siyasi partiler var, sivil toplum örgütleri var, demokratik kitle örgütleri var, oluşumlar var, kanaat önderleri var, akademisyenler var. Bunların hepsinin el birliğiyle sürecin toplumsallaşmasına hizmet etmesi gerekiyor. Ama tabii ki sürecin bir yol haritası da çıkaracaksa bunu Türkiye toplumu çıkaracak. Mesela akil insanların gezisi o yol haritasının çıkarılması için en büyük verilerden birini sunacak. Ama
Önemli olan o yol haritası açığa çıktığında onu uygulayabilecek siyasi irade. Evet. Bu çok önemli. Bu açıdan o siyasi iradenin teşekkür etmesi için herkesin rol oynaması gerekiyor. Bu gruplar bir baskı unsuru da olabilecekler. Evet. Öyle aynı zamanda da çözüm sürecini toplumsallaştıracağız. Evet. Ben bu çözüm sürecinde anayasanın rolünü sormak istiyorum ama isterseniz onu ikinci başlıkta anayasayı size soracağım. Orada alalım. İmralı süreci yaşanıyor ve Türkiye'de artık hangi kapıdan girseniz bir yerde çözüm sürecine giriyor. Çözüm sürecinin ilk aşamalarında siz İmralı'ya giden heyette yer aldınız. Gittiğinizde ne hissettiniz ve oradan hangi sonuçlarla döndünüz? Tabii bizim için yani öyle beklediğimiz, o aşamada beklediğimiz bir şey değildi. Sizler de takdir edersiniz, basında takip etti. Bir ay öncesine kadar dokunulmazlıkların kaldırılması gündemdeydi. O kadar sert bir gündem vardı. O kadar sert bir gündem varken 3 Ocak itibariyle bu ziyaret gerçekleşti. Tabii tarihi bir ziyaretti. Benim açımdan iki yönlü. Hem bir siyasetçi kimliğiyle adaya gitmiş olmak. Çünkü 2005 yılına kadar avukat kimliğimle gitmiştim. Kaç defa gittiniz 2005'e yani kadar? Her yıl bir iki defa gittim. Gitmiştiniz. Evet. Yani ilk yasaklandık. Kez gitmediniz. Hayır. 2005 yılında biliyorsunuz avukatlar yasaklandılar. İlk 13 avukat içerisindeyim ben yasaklanan. O dönem avukatlar tutuklanmadılar, yasaklandılar. Ama şimdi tutuklu. Yani adaya gidip maalesef gelen maalesef avukatlar. Ama yargılanma gerekçemiz aynı. Biz de yargılandık. Evet. Onlar da yargılanıyorlar. Adaya gidip gelip açıklamalarda bulunmak. Tabii önemli, bu açıklamalar önemliydi çünkü oradan çıkan mesajlar çok tabii önemliydi. Çok önemli. O mesajların toplumsal barışa ve çözüme dair olması önemliydi. Ki o mesajların bir sahibi vardı. Bizim rolümüzü, misyonumuzu en çok bizi o adaya götüren, o adada belki o tartışma ortamını yaratanlar biliyordu ama sonra bir bakıyorsunuz işte davalar açılmış. Rüzgar değişti Türkiye'de. Evet, evet. O zaman yargılanmış. Yasaklandık. 2007 düştüm. Yılında seçilinceye kadar da yasaklıydım. O yüzden tekrar adaya gidememiştim. Şimdi siyasetçi kimliğiyle gitmek çok önemliydi. Önemliydi. Niye çok önemli? Mesela ben tabii ki bu süreç içerisinde kendini bulan biriyim. Yani bu sorunun içerisinde doğdum. Son 30 yıllık savaş ortamı içerisinde kendisini bulan bir nesilizm. Bu sorun şekillendirdi, evet, fikir dünyanızı, aynen mücadele öyle, hayatınızı. Aynen öyle. Yani ilk gözümüzü açtığımızda sıkı yönetim vardı. Sonra olağanüstü vardı. Sonra o kalktı, yerine uygulamaları devam etti vesaire. Böyle bir nesiliz. Ben adaya ilk gittiğimde 3 aylık, yani Sayın Öcalan Türkiye'ye getirildiğinde ben 3 aylık avukattım ve Kasım 99'da kendisiyle ilk görüşmemizi yaptık. İlk görüşmenin koşulları farklıydı ama bir siyasetçi kimliğiyle gitmek farklıdır. Çünkü Türkiye toplumunda tabii çok farklı bakış açıları var. Ama bölge insanı açısından, bu sorunun içine doğan insanlar açısından Sayın Öcalan'ın yeri ve misyonu çok farklı. İlk gittiğinizde, yani avukat kimliğinize gittiğinizde, sonra siyasetçi kimliğinize gittiğinizde o farkı gözlemleyebildiniz. Tabii ki. Neler tabii ki vardı? Neler tespit ettiniz? Ben hani fiziki koşullar tabii ki normal, sıradan bir F-tipi cezaevine gider gibi gittik. Ama çok açık söyleyeyim, önceki ziyaretlerimizde avukat olarak gittiğimizde arama koşulları bile gayri insaniydi. Hatta Sayın Öcalan şunu söylemişti, isterseniz gelmeyebilirsiniz, bu koşulları kaldırmayabilirsiniz. Çünkü sonuçta o yaklaşımlar insan onurunu zedeleyen yaklaşımlardı. O kadar yani. O kadardı. Ama bu tabii bu tercihti. Gitmememiz sağlanmaya çalışıyordu ve biz avukatların da bu konuda bir kararlılığı vardı gitme noktasında. Böyle ilk koşullar fiziki koşullar. Türkiye'nin herhangi bir cezaevine gider gibi, FETÖ bir cezaevine gidiyorsak, nasıl aramalardan geçiyorsak aynı şekilde geçtik diyebiliriz. İkincisi tabii ben en son gittiğimde adadaki koşullar, yani yeni bina yapılmamıştı, yeni yerleşke yoktu. Şimdi gittiğimizde farklı bir yerde görüşmemizi gerçekleştirdik. Bir avukat görüşü gibi aynı bir masanın etrafında oturduk. Eskiden epey birbirimizden uzak, dokunma zaten yasaktı, o koşullar vardı. Ama tabii Sayın Öcalan o günde fikirlerini çok rahat, hakim bir şekilde ifade ediyordu. Bu görüşmede de çok rahat, hakim ifade etti. Ama benim açımdan siyasetçi olarak gitmenin tabii ki farklı bir boyutu var. Dediğim gibi bölge insanının, Kürt halkının, Türkiye insanı nereden yaklaşırsa, nasıl sıfatlandırırsa, sıfatlandırsın ki bunlar bizi incitir. Ama tabii ki Sayın Öcalan'a bakış açısı farklıdır. Kendisini bir lider, önder olarak görür. Ben de bunlardan biriyim. Bunun siyasal mücadelesini de verdim 2005 yılından beri. Çok legal ortamda, demokratik koşullarda, imza kampanyalarıyla, toplantılarla vesaire bunu sağlamaya çalıştık. Ve ben bir Kürt olarak hafızama baktığımda geçmişte bir Şeyh Said gerçeği var ki şimdi senin Şeyh Said ve arkadaşlarının, onunla birlikte idam edilenlerin, seydaların mezarlarını bilmiyoruz, yerlerini henüz bilmiyoruz. Yine Seyit Rıza gerçeği var ki kendisi de idam sehpasına götürülmüştür. Yaşı küçültülerek, oğlunun yaşı büyütülerek
onun hakeza bilmiyoruz. Said Kürdi'nin bilmiyoruz. Yani bizim kafamızdaki bir lider gerçeğiyle buluşmak henüz söz konusu olmadı. Evet. Şimdi bir siyasetçi heyetin Cumhuriyet tarihi açısından da biriktir. Bir Kürt liderle müzakerenin tarafı olması çok çok önemliydi. Ama belki bir eksiklik olarak ifade etmek lazım. Siyasetçiler bu noktada biz giderken çok hakim değildik. Sayın Ahmet Türk de öyle. BDP olarak yani DTK bileşenleri de öyle. Biz BDP olarak da çok bilgiyle gitmedik. Böyle bir süreç gerektirir ki sürecin tarafları en azından bu ziyaretin maksadı, amacı da hakkında bilgilendirilsinler. Bizi bilgilendiren Sayın Öcalan oldu. Kendisi bilgilendirdi. Daha sonra kamuoyuyla paylaşmış olduğu çözüm sürecinin 3 aşamasını aktardı. Özgün de Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarını sordu. Yapılanlar. Yani oldukça hakim, sürece hakimdi ki biz gittiğimizde henüz radyo ile ancak haber alabiliyordu. Böyle bir süreçti. Önemliydi. Daha sonra işledi. Heyetler tekrar gittiler. Şimdi biz yeni bir heyetin gitme hazırlığının olduğunu biliyoruz. Bunlar önemli. Devam çok etmeli. Önemli. Ama sürecin tarafları bence çok daha yani dünya örneklerine baktığımızda o güven zaten zamanla tesis edilmiş. Ama birbirine daha çok o güveni tesis ederek daha ortak hareket edebilmeli yani. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının tartışıldığı bir dönemde size İmralı'ya ziyarete gidebileceğini söyleyince herhalde şaşırmışsınızdır. Şaşırdım. Nereden çıktı bu dediniz? Tabii ki. Ama oradaki görüşmeden sonra yeni başlayan sürecin, çözüm sürecinin dönelerine, parametrelerine sahip olabildiniz mi? Evet, ilk görüşte zaten Sayın Öcalan daha sonra kamuoyuna paylaşmış olduğu aşamaları bizimle paylaştı. Çok önemsediği iki husus vardı. Bir mesela bize ilk sorduğu sorunun halk ne düşünüyor olması çok önemliydi. Halk ne düşünüyor, ne tartışıyor? İkincisi Kürtler kendi arasında bir birlik durumu var mı? Yine radyodan dinlediği kadar haberleri sordu. Ölümler var mı? Yaşanıyor mu ki biliyorsunuz mesela bizi uyarmıştı mesela çok dikkatli olmak lazım bu süreçte. Daha sonra kendisinin mektubunda yani da var. Suikastlere karşı falan yani, dikkatli olmamız evet hani konusunda. Suikast adında değil ama değil her ama. Türlü şeye açık bir süreç olarak değerlendirmişti. Tamam. Zaten daha sonra mektubunda da geçtiği üzere benimle muhatap olanlar da hedef alınır demişti. Evet. O kadar geniş değerlendiriyordu bu sürecin kimleri kapsayabileceği noktasında. Bu uyarılarla beraber açıkçası biz 3 saati aşkın bir süre değerlendirme yaptık. Ayrıldık. Mesela halk da çok yaygın tartışılmalı. Gitmelisiniz. Süreç hakkında ne düşünüyor? Bu açığa çıkarmış olduğum, aşamalandırdığım konu hakkında düşünceleri nedir? Bunu tartışmalısınız. Sonra dönmelisiniz demişti. Ama biliyorsunuz 9 Ocak'ta Fransa'da yaşanan o katliamdan dolayı bu görüşme epey bir gecikti. Evet. Ayla Hanım siz bu hareketin içerisinde yer aldınız ama aynı zamanda entelektüellerinden birisiniz. Ha burada kesintiye uğrayan Oslo süreci dediğimiz eski süreçle bu yeni süreç arasındaki sizce farklar neler? Temel fark tabii ki uluslararası koşullar. Yani Oslo sürecinde böyle bir zorlayıcı etken yoktu dış politika açısından. Temel fark bu. Yani bugün iç barışı, iç demokrasiyi sağlama kaygısı kadar eğer bunu sağlayamazsak ne yaşayacağızı da biliyor herkes. Çünkü yanı başımızda yaşananlar var. Bir Suriye süreci. Tabii ki Suriye süreci var. Hani şu da bir gerçek. Hani Arap Baharı denen halkların demokrasi özgürlük talebiyle sokağa çıkması çok önemliydi. Ama bugün elde ettikleri kazanımlara baktığımızda rejimin demokratikleşmediğini, hala taleplerinin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bunlardan bazı çıkarsamalar yaparak yarınımızı örebilmeliyiz. Kesinlikle. Ki Suriye gerçeği gerçekten yanı başımızda duruyor. İkinci temel fark olarak da düşündüğüm çözüm daha yoğun tartışılıyor. Yani şu an Oslo süreci ya da Habur sürecinden çok daha etkili bir şekilde çözüm yaygın bir şekilde tartışılıyor. Yani Cumhuriyet tarihinde ilk defa ülkenin yani mesela İç Anadolu Komisyonu, Akdeniz Komisyonu, Karadeniz belki bölgede biz çok tartıştık, çok toplantı yaptık. Ama ilk defa bu kesimlerde ne diyorsunuz süreç hakkında? Bilgileri var yok bu ayrı bir şey şimdiye kadar yaşananlar hakkında. Hissettiler mi hissetmediler mi ayrı bir şey. Ama ilk defa devletin de bilgisi onayı dahilinde İnsanlar gidip halka soruyorlar. Orada yaşayanlar, savaştan etkilenenler de var bunların içerisinde. Etkilenmeyenler de var. Ne düşünüyorsunuz diye soruyorlar. Bunlar önemli. Sürecin farklılıkları açısından değerlendirdiğimizde. Ve bence parlamentoda da biz Habur sürecinde doğru tartışmadık. Ama şimdi tartışmamızın önünde bir engel yok. Ama daha çok emek harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Parlamentoyu bu sürecin içine katmak açısından. Öcalan'ın rolü açısından Habur sürecinde mi?
daha belirleyici konumdaydı bu mevcut süreçte mi? Şimdi ben iki süreç açısından da söyleyeyim. 3 Ocak'ta gittiğimizde de çok haberdar değildik. Süreç hakkında bilgi sahibi değildik. Evet. Habur'da da öyle değildik. Mesela Habur'un daha farklı örgütlenebileceğine inandım. Aha. Bunu da zaten meclis kürsüsünden de ifade ettim defalarca kez. Yani orada halkın sevincine bir anlam verebilseydik, hiçbir siyasi parti bir çağrı yapmadan, bir örgütleme yapmadan yüz binlerce insanı sokağa dökemez. Hem de yol boyunca 3 saatlik bir mesafe 1,5 günde gelindi. Şimdi halk niye sokakta? Yani sonuçta elindeki silahı Sayın Öcalan'ın çağrısıyla bırakmış, çözüm sürecine katkı sunmak için gelmiş gerillalar var. Onların silahı bırakarak sosyal yaşama, siyasal yaşama, demokratik siyaset alanına geri dönüşünün heyecanı yaşıyor o insanlar. Evet. Bu bir siyasi partinin organizasyonuyla açıklanabilecek bir şey değildi. Ama o sevinci biz toplumsallaştıramadık. Evet. Böyle bir şey, yani ülkenin geneline hakim kılamadık, anlatamadık. Birincisi bu, keşke örgütlenme aşamasında daha çok bilgi sahibi olsaydık, üzerine daha çok düşünseydik. Ben inanıyorum ki hükümet de bundan bazı sonuçlar çıkarmıştır. Bu pratikten bir sonuç çıkarmıştır. Öcalan'ın rolü açısından sordum. O süreçte mi, bu süreçte mi daha belirleyici, daha devredeydi? O dönemde aynıydı. Hatta 1999'da da aynıydı. Ben 1999'u da çok iyi takip ettim. O dönem Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılananlar diyorum. Çünkü çok da katledildi geri dönüş aşamasında. PKK militanları, gerillaları. 500 kadar alındıklarında, diye bir sayı evet, verilmişti. Öyle ifade ediliyor. Mesela yargılama sırasında çok net ifade ettiler. Biz Sayın Öcalan'ın çağrısı süreci üzerine geri dönüyorduk ama pusuya düşürüldük, yakalandık diye ifade etmişlerdi. O dönemde etkisi çok fazlaydı. Habur sürecinde de gelenler direkt bunu ifade ettiler. Bizim silahımızı bırakarak sınırdan geçmemizin nedeni Sayın Öcalan'ın çağrısıdır. Bugün de aynı. Ben 3 süreci de çok yakından takip eden biri olarak etkisinin aynı olduğunu düşünüyorum. Ama bu etkiyi politik olarak yorumlama, Türkiye halkların çıkarına, demokratik toplumsal barışın sağlanması noktasında ele alma yönünden hükümetin tavrının değiştiğine inanıyorum. Hükümetin tavrında bir değişiklik var diyorsunuz. Evet. Bu çok önemli. Biraz çözüm süreci sizce nasıl gidiyor? Sağlıklı ilerliyor mu ve çözüm süreci bir umuttan güvene dönüşebildi mi? Evet. Umuttan güvene dönüştü demek için çok erken. Çok erken ama sonuçta mesela ben 20 gün önce Güney Afrika'daydık. Nasıl başardınız sorusunun cevabı, evet, katılımcılığı sağladık. Herkesi bu sürecin içine kattık. Yani Güney Afrika'da irili ufaklı herkes işin içindeydi. Onları işin içine kattık. Herkesi tartışmaya davet ettik. Tartıştık, toplumsallaştırdık. Özcesi. İkincisi, başta tabii ki birbirimize güvenmiyorduk ama zaten müzakere güven temelli değil. Birbirini zorlarsın ama sonra güven ilişkisini yakaladık dediler. Sonradan oluştu. Evet, sonradan dediler. Oluştu dediler. Masada tartıştıkça o güven ilişkisi oluştu. Tabii liderin rolü çok önemliymiş. De Klerk ve Mandela'nın oynadığı rol. Yani belki heyetler, müzakereci heyetler farklı ama direkt kendilerine bilgiler veriliyor ve tıkanma yaşandığında her ikisi sorunu giderecek noktada bir müdahalede bulunabiliyorlar. Ben de Güney Afrika modeli incelendiğinde evet, Mandela rolü tartışılmaz, büyük bir örnek ama de Klerk rolünün çok da bilindiğini fark etmemiştim. Onun da önemli bir çok rol önemli olduğunu. Çok önemli bir rolü var. Evet. Evet. Sonuçta apartheid bir yani belki insanlığın hiçbir şekilde kabul edemeyeceği bir rejim. Siz o ırkçı rejimi bir sisteme dönüştürüyorsunuz ve bunu yıllarca uyguluyorsunuz 1948'den. İşte yeni seçim yapıldı. 1989'da de Clark seçiliyor. Bir yıl sonra Mandela koşulsuz şartsız serbest bırakılıyor. Evet. Ondan sonra yapılan görüşmeler, anayasa yapım sürecinin başlaması, o ilk ilkelerin tespiti ve Anayasa Mahkemesi'nin kurulması ve 94'teki seçimlerden sonra 96'da anayasanın yapılması. Bunlar çok önemli gelişmeler. De Klerk hatta siyasi hükümlülerin ve tutukluların serbest bırakılmasına dair bir girişimde bulunuyorlar. Ben yapamam diyor. Halk buna izin vermez diyor. Tartışıyorlar. O zaman gidin halktan yetki alın diyorlar. Nasıl? De Klerk büyük bir risk alıyor. Ben bunu halka soracağım diyor. Danışmanlara anlatıyorlar. İlk baş müzakereci olan Rolf Meyer anlatıyor. Diyor ki biz uyardık. Yani halk bu yetkiyi vermeyecek, nasıl yapacağız? Hani siz yapabilirsiniz bir lider olarak ama halk vermezse geri, yok demiş, yapacağım ve %70 ile işte halktan destek alıp gelip bu süreci devam ettirmiş. Liderlik bu kadar liderlik önemli. Liderlik bu kadar önemli ve Mandela destek vermiş. Mandela'yı da uyarmışlar, nasıl buna izin verirsin? Halk kabul etmezse süreç ilerlemeyecek, tıkanacak, evet, diye. Aynı şekilde
Dediğim gibi o baş müzakereci heyetler, o baş müzakerecilerin direkt Mandela'ya vermiş olduğu ya da de Clark'a vermiş olduğu bilgi ve her iki siyasi liderin almış olduğu riskler çok çok önemli. Lider. Tabii yine o süreçte de mesela benzer yönde orada da mesela Güney Afrika hükümeti 1960'ta zaten Birleşmiş Milletler bir ırkçı rejim olduğunu söylüyor, kabul edilemez olduğunu söylüyor. 70'te ekonomik sosyal bazı yaptırımlar uyguluyor. 80'lere gelindiğinde artık spor müsabakasına bile gidiyor. Kültürel aktiviteler boyutuyla da bir yaptırım var. Ondan sonra artık çözümün zorunlu olduğuna herkes kanaat getiriyor. Yani toplumun genelinde böyle bir kanaat oluşuyor ve ondan sonra tartışıyorlar. Belki bizimle en benzer yönü olacak diyeceğim. Tabii liderin rolünün dışında. Anayasa, yeni bir toplumsal mutabakata ihtiyacımız var. Biz de şimdi Cumhuriyet'in demokratikleşmesi ihtiyacına, Cumhuriyet'in yeniden inşa edilmesi ihtiyacına işaret ediyoruz. Bu benzer ve bir anayasayla bunu sağlıyorlar. Umarım biz de sağlayabiliriz. Peki biz sağlayabilecek miyiz? Şu aşamada değil. İsterseniz onu ikinci bölümde sormak istiyorum. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra Sayın Ayla Akat Atay'la söyleşimiz devam edecek. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. BDP Batman Milletvekili ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Sayın Ayla Akat Atay'la birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Çözüm sürecini konuşuyorduk. Çözüm sürecinin başarılı olabilmesi ve barışı inşa sürecine geçilebilmesi için nelerin yapılması gerekiyor sizce? Evet. Tabii ki ben belki bir Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olmaktan kaynaklı bu sürecin mutlaka yeni bir toplumsal sözleşmeyle sonuçlanması gerekir. Ama bu sürece böyle çok kısa vadede bakmamak gerekiyor Kadir Bey. Yani o kadar derin bir sorun ki çözümünü 3 yıl içerisinde değil, önemli olan o siyasi kararlılığı gösterip bunun toplumsallaşması ve çözümün adımlarının atılması sürecini biraz daha zamana zaman vererek, bu Güney Afrika'da duyduğumuz bir sözdü, hemen olmayabilir, zamana da zaman vermek gerekiyor. Onun toplumsallaşabilmesi, gerçekleşmesi açısından. Bu çok önemli bir nokta. Neden böyle zamana zaman vermek gerekiyor? Şu açıdan mesela hemen buradan örnek verelim. Anladım. İşte biz mahmuru boşaltacağız, gerillalar geldi, süreç bitiyor. Öyle değil. Yani bitmesi mümkün değil. Çok tartışılacak husus var. Sadece demokratik siyaset diyoruz. Demokratik siyasetin olması için önce yasaların bir düzenlenmesi lazım ki insanların fikirlerini konuşabilmesi gerekiyor. Ama bizim öncelikli olarak yapacağımız şey tabii ki yeni bir anayasanın koşullarını yaratmak. İkincisi mevcut yasalarda çok ciddi bir yol temizliği yapabilmek. Üçüncüsü bu süreçte ne yaşandı? Bunun toplumun genelinde evet bu noktada bir iyileştirme yapılabilecek bilmeli kanaatini oluşturabilmek gerekiyor. En önemli adımlardan ben olarak görüyorum bunu ki bu Hakikat Komisyonu konuşmasına kurulmasına işaret eder. Bu çok önemli bir nokta. Yani sürecin bir aşamasında PKK silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etse dahi bu çözüm süreci tamamlanmış olmaz. Hı hı. Çözüm sürecinin devam etmesi gerekir diyorsunuz. Öyle. Abdülkadir Bey 99'da da gerilla sınırın dışına çekildi. Anladım. Yani Kürdistan'ın içinde ama sınırın dışında, Türkiye sınırının dışında ve biz bunu çok iyi yaşadık, gördük yani. Bir geri çekilme oldu ama 2004'e kadar ne yapıldı? Ben çıkan uyum paketlerinin, bugünkü çıkan yargı paketlerine göre toplumun tarafından daha hissedilir olduğuna kanaat ediyorum. Yani o dönem çıkan uyum paketleri. Ama yeterli miydi? Değildi. Bakın mesela o halin kaldırılması belki en çok bilineni ama gözaltı süresinin kısaltılması, dernekler kanundaki iyileştirmelerin yapılması, gözaltı merkezlerinin yeniden mesela bizim daha çok hissettiğimiz şeylerdi yaşamıza. Mesela 4 yargı paketi çıktı ama biz o kadar hissetmedik bunu. Ama o dönem uyum paketleri biraz daha hissedilirdi ama yerine bir şey konmadı. Bu çok önemli bir yerine nokta. Bir şey konsaydı. Ne konulması gerekiyor? Biraz anlatır mısınız? Evet. Ne konulması gerekiyor? Önce madem fikirler konuşsun diyoruz, o fikirlerin konuşmasının olanaklarını yaratacağız. Anayasa değiştirilemiyorsa bile, yeni bir anayasa inşa edilemiyorsa, çünkü benim için yeni bir anayasa nedir derseniz, eskinin üzerine inşa edilen değil, eskinin dışında olandır yeni anayasa. Eğer mevcut anayasa, 1924'ün kaynaklık ettiği, 24 anayasasının kaynaklık ettiği, teklik üzerine kurulu anayasa, bugün Türkiye'nin yaşadığı her şeyin ana sebebi ise o teklik anlayışı, onun dışında çoğulculuğun hakim olduğu, demokrasinin hakim olduğu anayasa ve beraberinde toplumsal barışı getiren anayasa benim için yeni bir anayasadır. Bu yoksa sağlanabildiğini ifade edemeyiz. Ne koyacağız yerine? En çok diyoruz ki bu Sayın Başbakan'ın ve Sayın Öcalan'ın ortak
kullandığı bir cümle olması açısından bizim açımızdan çok önemli. Fikirlerin konuşması. O zaman bunun ortamını yaratabilmek lazım. İlk yapılması gereken bu, yasaların buna göre değişmesi gerekiyor. Anayasa şu aşamada bunun önünde engeldir diyemeyiz. Çünkü anayasayı meclisin çıkardığı yasalar ve yürütmenin, biraz evvel de ifade ettim, nasıl icra ettiği, yargının nasıl yorumladığı önemli. Bunların her birinin ayrı ayrı kendi içinde reforme edilmesi gerekiyor. Bu süreci izleyebilir. Kim? Akademisyenler. Kim? İşte akil insanlar. Kim? Bilim insanları. Bu konuda çalışmış sivil toplum örgütleri. Bu süreci çok yakından izleyip gerekli demokratik müdahalelerde bulunmaları gerekiyor. İkinci aşamada. Yerine evet. Koyacaksak ilk koyacağımız şey o kadar... Bugünkü yasaları bile bence çok etkileyen, değiştirirsek birçok şeyi değiştireceğimize inandığım bizim terör ve terörizm tanımımız dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin. Mesela terörle mücadele kanuna ihtiyacımız var mı? Aynı şey Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş. İki ayrı yerde düzenleniyor ama biri diğerine atıfta yaparak cezayı katlıyor. Böyle bir durum var ortada. Belki ceza kanunu içerisinde ve dünyadaki ölçülerine de uygun bir terör ve terörizm tanımıyla o alt hukuk normlarını da buna göre şekillendirecek. Düşünceyi bu noktalarda illegal ya da legal sayacak bir süreç yaşanması gerekir. Bir an önce adımların atılması gerekiyor. TMK kaldırılarak, ceza infaz kanunu buna göre düzenlenerek, Türk Ceza Kanunu buna göre düzenlenerek, siyasi partiler seçim barajının kaldırılması vesaire birçok düzenlemenin bir arada yapılması gerekiyor. Bu çok mu zor? Bence düzenlemelerin yapılması çok zor değil. Sonuçta biz parlamentoya seçilen insanlarız. Türkiye 72 milyon ama o parlamentoda 550 insan var. Evet. O 550 insan o sorumluluk hareket etmeli. 72 milyon için onların huzuru, birlikte yaşam iradesi, gönüllü, eşit, özgür birlikte yaşam iradesinin inşasının temelini atabilmeli parlamentoda diye değerlendiriyor. Yani silahları bırakın, artık silahlar değil fikirler konuşsun derken bunun da yasal olarak altyapısını hazırlamak gerekiyor diyorsunuz. Bu konuda bir irade var mı? İktidardan bu yönde bir çalışma yapılıyor mu? Ben dün gece de dinledim, evvelsi gece dinledim Sayın Adalet Bakanı'nı. Bir iradeleri olduğunu söylüyorlar. Hatta şiddet sınır kalmak kaydıyla genişletileceğini, suç olmaktan çıkarılacağını söylüyorlar vesaire. Ama mesela bölge insanının ve Türkiye'de muhalefet eden tüm kesimlerin şu an hissettiği bu değil. Mevcut yasalar sadece TMK değil, ona göre şekillenmiş Türk Ceza Kanunu içerisindeki özellikle 226-7-8 de buna göre şekillenmiş. Düşünce ifade özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor. Bunların bir an önce biz de değişmesini bekliyoruz. Ama 4 yargı paketinde de bu konuda bir hissedilir bir düzenleme görmedik açıkçası. Hatta 4. yargı paketinin bazı düzenlemeleri bizleri kaygılandırdı da ama süreç içerisinde de değişebileceğini umut ediyoruz. Tabii bir yandan da silahlı mücadeleyi bırakın siyasi mücadele yapın derken KCK'lar içerideler. Bunların içerisinde önemli oranda seçilmiş insanlar var, milletvekilleri var, belediye başkanlar var, yerel yönetimlerde görev alanlar var. Bu konuda da bir adım atılmasını bekliyor musunuz? Tabii ki. Yani bugün Türkiye cezaevlerindeki siyasi mahkum sayısına baktığımızda özellikle son 4 yıl içerisinde çok ciddi bir artış gösterdiği artık herkes tarafından aşikar. Ama hem artış gösterip hem düzenleme yapacağız deyip yeniden cezaevi yapımı önemli. Bu şeye benziyor işte geri çekilin, sorun çözeceğiz deyip karakol yapmak. Yani cezaevlerini boşaltacağız deyip cezaevi yapmak. Bunlar topluma güven veren şeyler değil. İşte biraz evvel ifade ettik. Yerine bir şey koymamız gerekiyor. Sorunun kaynağına ineceğiz. Eğer bir inkar varsa inkarı ortadan kaldıracağız. Bir asimilasyon varsa asimilasyon nasıl Almanya için bir insanlık suçu diyorsa kendi ülkemiz için de bunu pratikleştireceğiz. İnsanlık suçu olarak kabul edeceğiz. Böyle değerlendireceğiz. Yerine koyacağımız şeyleri anayasal ve yasal düzenlemeler şeklinde. Mesela bugün Kürt halkı en öncelikli taleplerinden biri varlığın kabul edilsin istiyor. Evet. Yani bunu sağlayabilecek bu miyiz? Varlığın kabul edildiğini... Anayasayla mı, yasalarla mı? Anayasayla. Neyle sağlanması anayasayla. Gerekiyor? Evet. Ama benim kişisel kanaatimi sorarsanız bunun önünde yani bunun varlığının iktidarın mevcut çalışması için söylüyorum. Benim kanaatim hani bunu çok anayasayla sağlamak değil ama anayasanın bunu sağlanmasının önünde engel olmaktan çıkarma çabaları var. Bu benim çözüm gördüğüm olur mu? Var. Ben bu noktada çözüm olarak görmüyorum. Bugünkü yeterli noktada yeterli bulmuyorum. Evet. Bu çok önemli bir nokta ama her defasında anayasaya geliyoruz. Siz de uzlaşma komisyonu üyesisiniz. Bu son uzatma mıdır? Bundan sonra uzlaşmayla bir anayasa çıkabilecek mi? Ne görüyorsunuz? Yani benim inandığım kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla bu son uzatma. Yani biz Haziran sonu itibariyle ilk taslağımızı
parlamentoya sunmuş olacağız. Türkiye kamuoyuna sunmuş olacağız ilk taslağı. Yeterli midir? Değildir Abdülkadir Bey. Yani biz bir toplumsal barışın yolunun nereden geçtiğini biliyoruz. Yeni bir vatandaşlık tanımından, ana dil sorununa çözüm getiren bir anayasadan, din vicdan özgürlüğünü toplumda laiklik ilkesi boyutuyla değerlendirirsek, bu konuda bir açıklık getiren bir anayasadan ve her şeyden önemlisi merkezi yönetim, yerel yönetim ilişkilerini yeniden düzenleyip düzenleyen bir anayasadan belki bir çözüm iradesi çıkarabilirdik. O noktada bir Türkiye kamuoyuna bunu başarabildik diyemiyoruz. Uzlaşma sağlayabildik diyemiyoruz. Ama o masada herkes kendi projesini ortaya koydu, savundu. Hani öz itibariyle diyebiliriz ki işte iki siyasi parti MHP, CHP parlamenter sistemin devamından yana biz BDP olarak parlamenter sistemin geliştirilmesinden yanayız. AKP yeni bir sistem önerisinde bulundu. Başkanlık sistemi önerisinden bulundu. Masada yeterince tartışıldı mı? Hayır. Çok tartışılmadı. Ama hani bunların hepsi o masaya getirildi. Ama biz bu toplumsal barışa hizmet edeceğini düşündüğümüz bu dört düzenleme noktasında Türkiye kamuoyuna uzlaşma sağladık diyebilecek noktada değiliz. Ama bu çalışmanın yapılması önemli. Dünya örneklerine bakıldığımızda da bu çalışmalar asıl anayasanın yapılmasının bir ön hazırlığı da olmuşlar. Bunu da görmezden gelmemek gerekiyor. Çok önemli. Eğer bu süreç ilerlerse ben inanıyorum ki biz bir anayasa yapım meclisi bir açığa çıkartabiliriz. Bu süreç ilerlerse. Bu süreç onu getirebilir. Evet. Onu da kazanım noktasında tabii ki sayıyorsun. Evet. Bu süreç uzlaşma komisyonundan bir anayasa çıkmaz da AK Parti kendi anayasasını getirirse siz bunu tartışmaya açık mısınız? Başkanlık sisteminin olup olmaması bu konuda sizin için önemlidir. Evet. Abdülkadir Bey, bizim kanaatimiz şuydu. İlk gün söyledik. Masada her şeyi tartışabiliriz. Hani başkanlık sisteminde sonuçta parlamenter sistem nasıl bir sistemse başkanlık sistemi de bir sistem. Türkiye'de bu da tartışılabilmeli. Tabii ki artısıyla, eksisiyle, getirisiyle, götürüsüyle. Ve biz başkanlık sistemi masaya yatırdığımızda eksilerini artılarından çok görüyoruz. Mesela o yüzdendir ki iktidar partisi de kendi içerisinde tartışıp bugün Cumhurbaşkanlığı parlamentoya kadar, siyasi parti parlamentoya, Cumhurbaşkanlığı'na kadar bir tartışmayı geliştirdi. Yani evet. O noktaya kadar getirebildi. Kendilerinin de bunu artısıyla eksisiyle tartıştığını ben inanıyorum. Ama şu var, mesela bizim özellik önerimiz hiç tartışılmadı. Biz de ayrı bir madde olarak ifade ettik. Ama bu tartışmalar eğer hangi ihtiyaçtan doğuyor buna işaret etmek lazım. Bu sistemin demokratikleşmesi gerekiyor. Evet. Siyasi demek ki bu noktada arayışı olan iki parti var. Biri AKP, biri BDP. Yani sistemin demokratikleşmesi ihtiyacıdır ki sistemin yeniden şekillenmesini dile getirebiliyoruz. Böyle bir değerlendirme yapmak lazım. Ve çok zor değil açıkçası. Bunu tartışmak, tartıştığımızı pratikleştirmek çok zor değil. Ama aynı zamanda inanmak ve bunu toplumsallaştırmak lazım. Eğer AKP toplum buna ikna ederse o, tabii ki tartışmaya açığız biz bunu. Hiçbir şekilde BDP olarak tartışmayacağız demeyeceğim. Ama şuna işaret etmek istiyorum. Biz hani Kürt sorunu 10 yıl tartışmış artık çözümün belli bir noktasına gelmiş bir noktada değiliz. Bizim tarihsel geçmişimiz, demokrasi kültürümüz Amerika gibi değil. Ve başkanlık sisteminin uygulandığı, başarıldığı tek ülke Amerika. Yarı başkanlık sistemlerinin bugün içine girdiği çıkmazları da biliyoruz. Tartışıyoruz, görüyoruz. Fransa örneği, yine Avrupa örneği bizim önümüzde bir örnekler sunuyor. Bunların hepsini görebiliriz. AKP o yüzden mesela o tartışmalar sonucunda dedi ki biz bir Türk modeli yaratabiliriz. Yani Türkiye kendi modelini yaratıp bunu işletebilir. Ama şu çok önemli bir nokta. Çoğunluğun anayasası bugünkü isteğe, arzuya hizmet etmez. Yani eğer anayasa bir toplumsal mutabakatsa çoğunluğun anayasası bu toplumsal mutabakatı sağlamaya yetmez. Peki nasıl bir anayasa bu toplumsal mutabakatı güvence altına alabilir, çözüm sürecinin garantisi olabilir? Evet, demokratik, çoğulcu, birçok soru sayabiliriz ama en önemlisi çoğulcu bir anayasa olacak, katılımın önü sınırsız olacak, herkes bu tartışmaların içerisine katılacak. En azından eğer parlamento içerisinde yapılacaksa parlamento dışındaki siyasi partilerin de %10 barajına takılmadan kendisini parlamentoda ifadesinin önünü açılacak. Ve söz söyleme bu toplumsal mutabakat içerisinde bu mutabakatın parçası olacak. Türkiye'deki o çok etnik kimlikli, dinli, inançlı yapının tüm bileşenlerinin yeni anayasa yapım sürecinde olması gerekiyor. Böyle değerlendiriyorum. O yüzden hani bu çalışma önemliydi ama belki işte önümüzdeki yıllarda yapılacak anayasaya da bir ön bilgi, bir ön adım oldu da değerlendiriyorum. Siz çözüm süreçlerini sadece Güney Afrika modelini incelemediniz. Diğer modelleri de incelediniz. Bu çözüm süreçlerinde anayasa nasıl bir yer tutuyor? Çok önemli.
Yani mesela biz Kuzey İrlanda örneğini inceledik ama orada biliyorsunuz İngiliz hükümeti, İngiltere'nin bir anayasası yok ama 600 yıllık bir içtihat hukuku var. Korkunç. Oradaki o demokratikleşme deneyimi çok önemli. Bunu her yerde de uygulamışlar. Evet. Yine yani Birleşik Krallığın bir İskoçya bir de Galler ayağı var Kuzey İrlanda dışında. Ama Kuzey İrlanda'da biz incelediğimiz hiçbir örnek içerisinde bir bütün kendi gerçekliğimizi görmüyoruz. Yani Türk ve Kürt halkın tarihsel geçmişi farklıdır. Çatışmayı açığa çıkaran nedenler farklıdır. Çözümü de farklı olacak. Farklı yöntem olacak. Arayışımız da farklı olacak. Ama hepsinden sebeplenebileceğimiz, kendi oluşturacağımız modele katabileceğimiz değerler var. Kuzey İrlanda'ya baktığımızda şunu görüyoruz. Orada silahlı bir muhalefet var. Dağda değil ama şehir içerisinde. O silahlar nasıl veda edilmiş? O adımlar nasıl atılmış? Bu önemli. İşte Güney Afrika'ya gittiğimizde oradan görebildiğimiz liderler ne kadar etkili olmuşlar? O siyasi risk alma noktasında ne kadar etkili bir rol oynamışlar? İşte İspanya'ya geldiğimizde işte dediğiniz gibi anayasa nasıl şekillendirmiş? Mesela İspanya Anayasası'nın o kültürel kimlik hakkını tanıması, her kimliğin, her kültürel kimliğin kendisini yaşaması ve yaşatmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması ve anayasal güvenceye bağlanması çok önemli. Bunları bilen bir Türkiye bence yürümesi gereken yolda emin adımlarla yürüyecektir. Evet. Ama ben Türkiye insanında bu bilgiye uzak tutulduğuna inanıyorum. Mesela ben Güney Afrika'yı tartışmak istedim komisyonda ama bunun tartışılması istenmedi komisyondaki bazı siyasi partiler tarafından. Hani bizim ihtiyacımız yok mu? Bence çok var. Çünkü Türkiye gibi çok uluslu, çok kimlikli, çok dinli, çok inançlı tek toplum Türkiye değil yani dünya üzerinde. Ya da kendi sınırları içerisinde çatışma yaşayan tek ülke Türkiye değil. Ama tabii ki bizim hepsinden ayrı ayrı ne yaşadılar, nasıl yeni yaşamı inşa ettiler, nasıl demokrasiyi güçlendirdiler, bu noktada ele alabileceğimiz, kendimize katabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Anayasanın rolünü de çok önemsiyorum. Çok önemsiyorsunuz. Siz bu ülkelere ziyaretlere gittiğinizde toplantıların ilk başında her ülkenin örneği farklıdır, tabii, pratiği farklıdır ama buradan çıkarılacak sonuçlar vardır diye zannediyorum. Bunu toplantılar bizim görüştüklerimiz de söylediler. Size söylediler. Tabii, çok açık söylediler. Yani hem de Clark'ın baş müzakerecisi hem Blair'ın baş müzakerecisi Rolf Meyer ve Jonathan Powell bize ilk söylediği, bize aynen uygulayamazsınız zaten bizde kendinizi aramayın ama bizim yaptığımız hataları yapmayın diye biz aktarımda bulunuyoruz diye. Mesela ben bir soru sordum. Dedim ki en büyük sorduğum sorudan sonra daha Van vekilimiz sormuştu. Dedi ki en büyük hatanız nedir dedi mesela baş müzakereci. Döndü dedi ki en büyük hatamız Güney Afrika. 5 yıl önce bu süreci başlatmamaktı. 5 yıl önce de şansımız vardı ama zaman vermiştik. 5 yıl önce yapsaydık daha az kayıp olacaktı diye değerlendirdi. Çok önemli bir cevaptı. Yine Jonathan Powell bisiklet teorisini bize anlattı. İşte biz pedal çevirmeyince düşme ihtimalimiz vardı. O yüzden pedal çevirmemiz gerekiyordu ama çok güç yıkılacak ön yargılarla başladık biz bu çalışmaya. O ön yargılar da çalışma içerisinde yıkıldı. Ama siz bizim hatalarımızı yapmayın, daha özgüvenle yaklaşın dedi. Ben son kalan 5 dakikayı da yine Türkiye örneğine dönerek değerlendirmek istiyorum. Türkiye örneğine döndüğünüzde umut henüz güvene dönüşmedi dediniz. Güvene dönüşmesi için nelerin yapılması gerekiyor ve süreç kendi içerisine giderek olgunlaşıyor mu ve bu süreç içerisinde bu takvimde parlamentoda nelerin yapılması gerekiyor, bunları sormak istiyorum. Parlamentoda sürecin ilerlemesi için atılacak her adım güveni de tesis edecek. Bu çok açık. Yani sizin sorduğunuz soruya verilebilecek en net cevap. Mesela ben Anayasa Uzlaşma Komisyonu, belki bundan 6 ay önce böyle bir misyonu yoktu. Ama bugün esasında o masanın doğru tartışması, doğru sonuçlar çıkarması, uzlaşmaya yakın olması süreci direkt etkileyecek bir husus. Bu rolü oynar mı oynamaz mı bu ayrı bir şey. Ama burada yapılacak düzenlemeler süreci direkt etkileyecek. Çünkü bu sorun özde bir hak hukuk meselesi. Böyle görmek lazım. Ve sadece bizim hak hukukumuz değil, Türkiye'deki diğer etnik kimliklerin, dinlerin, inançların hak hukuk meselesi. Türkiye bu gerçeğine sırtını dönecek mi? Yoksa dönmeyecek mi? Biz yöneten iradesinin bu gerçeğe sırtını dönmeme iradesi olduğunu görüyoruz bugün. Bunu desteklemeye de hazırız. Bu gerçeğe sırt dönülmeyecekse, yani bu çok kimlikli yapıya sırt dönülmeyecekse biz buna destek vermeye hazırız. Altını bir kalın çizgiyle çizmek istiyorum. Çok kimlikli yapının çok net olarak tarif edilmesi ve hayata geçirilmesi. Evet. Gerekiyor. Evet, gerekiyor. Evet. Çözüm açısından bu kaçınılmaz. Çözüm açısından bu kaçınılmaz. Yani o kimliklerin o
etnik, dinsel ya da inançsal bu kimliklerin kendilerini yaşam şanslarını, kültürel bu kimliklerin kendilerini yaşam şanslarını tanımazsak, yaşatmalarına izin vermezsek önümüzdeki süreçte tekrar bir yanılgının içerisinde olduğumuzu göreceğiz. Sorun PKK'nın silah bırakması, sınırın dışına çekilmesi değildir. Sorun tam da bu teknik anlayışından kaynaklı bugüne kadar yaşananlardır. Eğer bu sorunu çözemezsek PKK bir sonuçtur. Geçmişte de isyanlar oldu. Bunlar bir sonuçtur. Peki önemli bu zor olan, mudur Ayla Hanım? Yani tüm kimliklerin kendine yaşam alanı bulması böyle hiç, bir Türkiye zor bir Türkiye midir? Yok, zor bir Türkiye değildir benim açımdan. Niye? Çünkü Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası üzerine kurulmuş bir cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti. Osmanlı'nın en azından Murat'tan önce yani ikinci Murat'tan önce sine kadar o merkezileşme eğilimlerinin başladığı tarihten öncesine kadar o çok etniklik yapıyı, kimlikli yapıyı nasıl içinde barındırdı, egemenliğini nasıl paylaştığı dünyada hem tarihçiler hem sosyologlar arasında bir araştırma konusudur. Türkiye bakacaksa kendi geçmişine bakacak. Bugün Kürtler de bu süreçte bakacaksak 1920'ye Cumhuriyet'in kurulduğu yıllara bakmamız gerekiyor. 20-23 arasında. O dönem ne yaptık, neyi tartıştık? Mesela Kürtler niye bugün güven sorunu yaşıyorlar? Çünkü biz o süreçte çok güvendik. Yani Lozan'a bile gitmemiş o dönem. Düşünün, imparatorluk sonrası hemen hemen tüm uluslar devlet ulus devletçikler kurdu ama Kürtler birlikte yaşamı tercih ediyorlar, birlikte tartışıyorlar. Birlikte... Ama onun ardından büyük bir evet, 21 kürekli. Anayasasında bu tanınıyor ama 24 anayasasında yani İttihat Terakki'nin etkisi dersiniz, farklı etkiler denir ama o teknik anlayışıyla beraber sorun daha da büyüyerek bugüne kadar geliyor. O yüzden bugünü çözümleyeceksek mutlaka kendi geçmişimize bakmamız gerekiyor. Benim açımdan hiç zor değil. Türkiye'nin bu sorunu çözmesi sadece kendi geçmişine bakması gerekiyor. Peki umutlu musunuz bu konuda? Son bir dakika. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Çok zor anlar, çok zor dönemler yaşadık. Çok zor günler yaşadık. Ama ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Çünkü biliyoruz ki ezilenin mücadelesi ya da hak, bu mücadelede hak hukuk bir mücadelesi ve bu hakkın hukukunun bugüne kadar tanınmadığını biliyorsunuz. Ve bir gün tanınacağını da biliyoruz. Bakın bugün 2013. O kadar yaygın gözaltı tutuklama yaşıyoruz mesela. 1215 Magna Carta. O dönem insanların sebepsiz yargılanamayacağı, tutuklanamayacağı, mutlaka bir mahkeme kararının olması 800 yıl sonra, 100 yıl önce. Biz bugün bunun mücadelesini veriyoruz. Hala bunun mücadelesini. Hiç umudumuzu yitirmedik. Bu süreçte de çok hani çok beklentili değil, beklentilere cevap verecek adımların inşasında rol alarak yönü kendi rolümüzü oynamaya çalışacağız. Yani bundan sonraki süreci de birlikte oluşturarak evet, sağlıklı evet, bir evet. gelecek inşa edeceğiz. İnşallah. Çok sağ olasınız. Teşekkür Benim ediyorum, de çok istifade olun. Ettiğim bir program oldu. Azınca çok sağlık. Oldum, teşekkür Süremiz ederim. Kısıtlıydı. Mutlaka çok soracaklarım vardı. Sizin Tabii ki kadın boyutu olabilir. Evet, evet eksikti. Başka bir cümle programı. Alalım. Bir cümleye sığmaz ama yine de bir kadın duyarlılığını eklemek gerekiyor. Biz kadınlar savaşların kararını hiçbir zaman vermedik. Ben geçen senede 2012 bizim için çok zor bir yıl oldu. Geçen senede ekranları başında ülkenin batısına cenazeler giderken annelerin feryatlarını, figanlarını işittim. Onlarla beraber gözyaşı döktüm. Bu bizim kadın duyarlılığım. Eminim onlar benim yaşadığımı bilseler onlar da benimle beraber gözyaşı dökerler. Acıları ortaklaştırmak kadınlar açısından çok çok daha kolay. Biz bu sürecin içinde mimarisinde olmalıyız. Kadınlar mutlaka sözünü söylemeli. Mutlaka. Buradan çağrım onlaradır. Türkiye'li tüm çok, kadınlara bu çok önemli. Tüm kadınlara sözümüzü söylememiz gereken süreçtir. En değerli varlıklarımızı yitiriyoruz. Evlatlarımızı, eşlerimizi, kardeşlerimizi sözümüzü söylememiz gerekir. İnşasında rol almamız gerekir. Örgütlü yaklaşmamız gerekir diyorum. Bu çok önemli. Kadınların gözyaşları bu ateşi söndürecek ama barışı inşa sürecinde de mutlaka kadınların katkısı gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. Ediyorum, sağ olun. Sevgili izleyiciler, yayına katıldığı ve yaptığı açıklamalar için BDP Batman Milletvekili ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Sayın Ayla Akatakaya Atay'a çok teşekkür ediyorum ve haftaya salı günü saat 20.45'te tekrar buluşmak üzere efendim. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.